Evet, eğitim sistemindeki bu soru işaretlerini ve acaba bu soru işaretlerini Sayın Bakan'ın açıklaması giderdi mi ya da gereken yanıtları oluşturdu mu sorusunu sormak üzere bir değerli eğitimciyi ağırlayacağız. Şimdi Eğitim Sen Genel Başkanı Profesör Doktor Sayın Necla Kurul canlı yayınımıza katılıyor. Sayın Kurul, iyi akşamlar efendim, merhaba. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Şimdi efendim, son aylarda peş peşe açıklamalar yapıldı. Tabii ki pandeminin gelişimiyle bu konularda hemen hızlı ve net nokta atışı kararlar vermekte güçlük çektiğini anlayabiliyoruz bakanlığın, ama bu son açıklama sizi tatmin etti mi? Eğitim sisteminin genel çerçevesini ve fotoğrafını iyi bilen bir isim olarak. Şimdi biz geçen hafta Cuma günü Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk'la görüştük. Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası olarak ona okulların açılması konusunda bir takım öneriler götürdük. Fakat bu karar, hani salgının seyri artı bilim kurulunun aldığı karar doğrultusunda okulların açılmasında bir kararlılık var, ama yine de küçük bir olasılık, salgının seyrine bağlı olarak bu değişebilir açıklaması geldi. Ama bir ayrım yok, bir kademeli bir açış yok. Önlemler konusunda, neler yapılabileceği konusunda çok açık ve net, eğitim kamuoyunu rahatlatacak, onları ya evet okullar açılmalı dedirtecek, bu önlemler de alınmış dedirtecek bir süreç işlemedi ne yazık ki. Yani Milli Eğitim Bakanlığı velilerimizi, öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi rahatlatacak çeşitli önlemler aldığını açıklamadığı için bu karar şimdilik boşlukta bekliyor. Evet, şimdi Sayın Hocam, Sayın Bakan'ın kullandığı bir ifade var. Mümkün olduğu kadar daha yüksek bir kapasiteyle açılması gerektiği, bunu tam olarak nasıl tercüme etmek lazım? Okulların yüksek kapasitede açılması mümkün olduğu kadar çöp eğitim kademesini dahil ederek, yani ana sınıfları olabilir, yani bundan bahsediyor olabilir, ilkokulların açılması, ortaokulların açılması, liselerin açılması, ama mümkün olduğunca sözü sanki bir kademeli açışın da olasılığı varmış gibi gözüküyor. Tabii okullar, üniversiteler bir başka konu, buraya dair çok fazla söz kurulmuyor, ama Yükseköğretim Kurulu da bu konuda bir açıklama yapmıyor. Yani bu kapasite meselesi muhtemelen öğrenci sayısını, mümkün olduğu kadar çok öğrenci sayısı. Ama tüm kademeleri yüz yüze eğitime açıyoruz demiyor. Bu bakımdan sanki salgının seyri, ayrıca küçük yaş gruplarını öncelikle okula davet etme, okulu açma, bu bağlamda belki değerlendirilebilir, ama bir kararlılıktan söz ediliyor nihayetinde ve bir kademe sınırlaması da getirilmediği için bütün ilkokul, ortaokul ve liselerin açılması yönünde bir karar var şimdilik önümüzde. Ama önlemler yok. Sorun orada. İşte yani, ben de tam da onu sormaya hazırlanıyordum hocam. Mümkün olduğu kadar yüksek kapasitede açmaktan söz ederken, bir, okulların bu pandemiyle mücadele önlemleri bağlamında ne kadar hazır olduğu, iki, eğitim personelinin, eğitim emekçilerinin aşılanıp aşılanmaması ile ilgili tabii bir soru olacak ortada. Öncelikle de öğretmenlerimizin ve okullardaki görevlilerin de bir an önce aşılanması gerektiği gibi bir talep doğacak. Ne diyorsunuz bu konuda? Evet, biz de tabii Milli Eğitim Bakanlığı'nın kaç yeni okul açtı, kaç yeni derslik açtı, bu yeni açılışlarla birlikte derslik başına düşen öğrenci sayısı azaldı mı, bu arada yeni öğretmen istihdam yapıldı mı, bütün bunları takip ediyoruz. Ama şu ana kadar bu konuda net bir açıklamanın Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldiğini görmüyoruz. Aynı zamanda istatistiklere de yansımış bir şey yok. Eğitim alanına dair gerçekten çok az şey biliyoruz ve çok az veri paylaşılmış oluyor. Ve bu paylaşımın kendisi problemli bir taraftan da. Yani bizler karar süreçlerine dahil edilmiş değiliz. Bizler Sayın Bakan'a önerdiğimiz gibi birçok projeyle, ortak bir duyuyla, ortak akılla eğitim gibi yaklaşık 50 milyon kesimi ilgilendiren velilerle birlikte bir alanda çok etkin ve güzel kararlar alınabilir. Bu pandemi sürecinden hep birlikte rahat bir biçimde çıkış sağlanabilir. Ama Milli Eğitim alanı bir boşlukta ve sağlıkta edindiğimiz
eksek gedik turkuaz tablo gibi bir tablo var. Eğitim alanında böyle bir tablo da yok. Ayrıca şunu ifade edeyim. Biliyorsunuz 2021 bütçesi görüşüldü. Milli Eğitim Bakanlığı gerekçesini sunuş metinlerinin tamamını inceledik. Sanki pandemi yokmuş gibi, olağanüstü koşullar yokmuş gibi bir bütçe hazırlanmış. Bu açıdan da sanki bu konu ciddiye alınmıyormuş gibi bir izlenim yaratıyor bizim gibi sendikalarda, evet, veli örgütlenmelerinde. Dolayısıyla gerçekten Türkiye kamuoyunun eğitim konusunda daha açık, daha şeffaf davranması ve bilgileri kamuoyuyla paylaşması gerekiyor. Evet, bir de tabii hani birkaç gün arayla birbiriyle çelişen açıklamalar da herhalde daha fazla kafa karıştırıyor. Şimdi Sayın Necla Kurul, bu Sayın Bakan'ın yaptığı açıklamalarda bir iki soru işareti daha cevapsız. Mesela karne meselesi, mesela bu dönem notlarının verilmesi meselesi. Pek çok, yani milyonlarca öğrenci ve velinin en çok merak ettiği konulardan biri bu. O tartışmada nerede duruyoruz? Şimdi eğitimde, uzaktan eğitimde ciddi anlamda eşitsizlikler olduğu için biz bu süreçte değerlendirme yapılmaması gerektiği konusunda açıklamalar yaptık. Yani velilerimize, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize çok eşitsiz süreçler var. Bu süreçleri yaratacağı travma nedeniyle sınavlar yüz yüze eğitime kadar ve oradaki telafi eğitimlerine kadar ertelensin. Kimse kaçmıyor ve bu zor dönemde de sınavlar daha sonra verilebilir. Fakat bu olmadı. Bu yüzden biz dava açtık. Yürütmeyi durdurma davası açtık ama henüz sonuçlanmadığı için de bugün öğretmenlerin önemli bir kısmı notlarını vermek zorunda kaldılar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın en tutarsız davrandığı konulardan birisi bu. Bakın, önce dedi ki uzaktan eğitime devam zorunlu değildir. Arkasından birileri talep etti ki bunun özel okullar ve eğitimde eşitsizliklerle görece karşılaşmamış toplumsal kesimlerden talepler söz konusu olabilir. Yönetmelikte bir değişiklik yaptı ve uzaktan eğitimde sınav verilebilir kararıyla hareket etmeye başladı. Ondan sonra yine okullara bir yazı yazdı. Bu yazıyla birlikte de derslere katılım üzerinden çocuklara not verebilirsiniz dedi. Ama öğretmenler şaşırdı kaldılar. Anne ve babalar da şaşırdı. Çünkü uzaktan eğitime Milli Eğitim Bakanlığı katılmak zorunda değil dediği için katılmamış çocuklara katılım üzerinden not vermek gibi bir şey var. Ayrıca milyonlarca öğrenci uzaktan eğitimden düştü. Sistem EBA çöktü farklı zamanlarda. Ve bu nedenle de not vermek, yani aslında not vermek Milli Eğitim Bakanlığı'na not vermek gibi bir şey olacaktı. Düşük not verirse katılamayan öğrenciye. Öğrencinin evinde araç gereçleri yoksa, internet erişimi yeterli kota bulunmuyorsa, anne ve babanın tuşlu telefonundan bağlanmışsa, COVID-19'lu bir anne baba çocuğunu anneannesinin yanına yollanmış, orada da internet yoksa nasıl not verilebilecek? Bu çok ciddi bir sorundu. Yine Milli Eğitim Bakanlığı bir açıklama yaptı. Çocuğun üstün kararı, üstün yararını dikkate alarak bu kez şey yapmayın, onları mağdur etmeyecek bir not süreci işletin gibi. Yani bırakmayın, sizden de herhangi bir belge istenmeyecek bir not verdiğinizde diyerek de, kuşkulu bir durum bu. Yani öğretmen not vermekten çekinir, dolayısıyla da vermez çünkü belge ister, hani sınav kağıdı, hani raporlar vesaire dememesi için de öğretmenin böyle bir yazı gitti. Bu da çok tutarlı bir şey değil. Türkiye'de hiç kimse öğretmenlere, öğrencilere kaç not vereceğini söyleyemez. Ya da şuradan yukarıyı not verin diyemez. Bu bir mesleki etiktir. Yani ahlaki bir, evet, sorun bir anlam. Dolayısıyla öğretmenlerimiz, şimdi bizim eğitim senemiz tabanındaki öğretmenler de dahil olmak üzere, öğrencileri mağdur etmeyecek, belki de bir karne sevinci yaşatacak bir not verme süreci içerisine girmiş bulundular. Yani kendilerine göre tabii katılan çocukla katılmayan çocuğu 1 puan 2 puan farklılıklar yaratabildiler ama bu çok bir kaotik bir süreç oldu. Yani iyi yönetilemedi, bunu ifade etmek istiyorum. Sadece, peki, sınav bile iyi yönetilemedi. Peki. Sayın Necla Kurul, çok teşekkür ediyoruz efendim yayınımıza katıldığınız için. Sağ olun. Sağ olun. Eğitim Sen Genel Başkanı.